Kestane Ağacı. Heybetli dallarının arasında, sert kabuklar içinde özenle büyütür meyvesini. Sadece kestane tanesi değil, dikenler içinde sakladığı. Dışarıda yağan kar, kuzinenin çıtırtısı, hoş bir muhabbet belki, tatlı bir kestane kebap anısı. Kestane ağacı Fagasia familyasına ait kırmızımtırak kabuklu ve sert yapraklı önemli bir orman ağacıdır. Anadolu kestanesi olarak bilinir. Geniş ve yuvarlak taç yapısına sahiptir. 25-30 metreye kadar boylanabilir. 1000 yaşına kadar yaşadığı görülen çok uzun ömürlü bir ağaçtır. Ağacın tomurcukları uzun ve yeşilimsi renktedir. Kestanenin yaprakları 10 ila 15 santimetre uzunluğunda geniş, uzun ve oymalı testere dişlidir. Üst yüzeyleri parlak, alt yüzeyleri tüylüdür. Yıllık sürgünler üzerinde birbirinden farklı yüksekliklerde sarman olarak dizilirler. Yaprakların rengi çeşitlere göre soluk yeşilden koyu yeşile kadar değişir. Uzunluk ve genişlikleri, damar sistemi kalınlıkları tiplere göre değişmektedir. Çiçeklenme, yapraklanmanın hemen akabinde ilkbahar sonuna doğru olur. Kestane meyveleri ise dikenli ve sert kabuklar içinde gelişir. Meyvelerin olgunlaşma zamanı Eylül-Ekim aylarıdır. Dünyada 13 kestane türü olduğu bilinmektedir. Türkiye'de doğal olarak yetişen tek türse Anadolu kestanesidir. Kestane ağacı ülkemizde Kafkaslardan başlayarak Karadeniz sahili boyunca Bulgaristan sınırına kadar Marmara çevresi ve Batı Anadolu'da yayılış gösterir. Ayrıca Akdeniz bölgesinde Isparta, Manavgat ve Alanya'da lokal olarak bulunmaktadır. Kestane, kastane tümzonuna ismini veren karakteristik bir orman ağacıdır. Karadeniz bölgesinde sahilden başlayarak 1200 metreye, Ege bölgesinde yer yer 1800 metrelere kadar çıkmaktadır. Optimal yayılış alanı 600 ila 900 metre olup doğu ve kuzeybatılarda daha iyi gelişme gösterirler. Marmara ve Kuzey Anadolu'da özellikle meşe, gürgen, ıhlamur gibi yapraklı türlerle karışık meşçereler yani ağaçlık alanlar kurar. Sinop, Kastamonu, Bartın, Zonguldak, Karadeniz Ereğli, Akçakoca, Karasu, Bursa İnegöl dolaylarındaysa genişçe bir yayılış bulmaktadır. Kestane hasadı Eylül ayının ortalarından itibaren sonbahar aylarında gerçekleşir. Dikenli kabukların hafifçe açılması, içinde doğal rengini almış meyvelerin görülmesi hasadın başlaması gerektiğinin işaretidir. Hasat sırasında kestaneleri ağaçtan düşürmek için sırık ve çubuk gibi el aletleri kullanılır. Kestaneler bu aletlerle ağaca zarar vermeden çırpılarak düşürülür. Daha sonra yabancı madde ve meyve kabuklarından uzaklaştırılır. Toplanan kestane meyveleri kovalarla ve çuvallarla taşınır. Kestane, sert kabuklu bir meyve olduğu halde yaklaşık %40 ila 45 oranında nem içerir. Meyvenin kabuklu olarak depolanması daha kolaydır. Kabuksuz depolanması durumunda dayanıklılık süresi azalır. Meyve kabukları kolay su kaybedilen, çabuk kuruyabilen bir yapıya sahiptir. Bu nedenle kestanelerin yüksek oranda nem içeren koşullarda muhafaza edilmesi önemlidir. Çabuk bozulabildiği için kestaneler ya toprak altına gömülerek ya da soğuk hava depolarında saklanır. Yüksek oranda su içerdiği için depolanma esnasında su kaybı ve küflenmenin önlenmesi zorunludur. Su kaybı artarsa kestane sertleşir. Kestanelerin depolanması %70 ila 75 civarı neme sahip bir ortamda, 0 derece civarı gibi düşük sıcaklıklarda delikli ambalajlı kaplar içerisinde gerçekleşir. Böylece kestane 4 ila 5 ay kalitesini koruyabilir. Kestane unuyla, kebabıyla sofralarımızda kılıktan kılığa girer. Ama en çok da kestane şekeri olarak tüketilir. Çiğ olarak da yenilir, suda haşlanarak, ateşte kavrularak ya da fırında pişirilerek de. Şekerleme ve pasta yapımında kullanılır. Çeşit çeşit yemeğe tat katar.
çölyak hastaları için de bulunmaz nimettir. Unu glutensizdir, vitamini bol. Kestane balıyla da bilinir. Kestane ağaçlarının etrafına konan arı kovanları sayesinde eşsiz bir tada sahip kestane balı üretilir. Odunu ev, ofis ve bahçe dekorasyonu, parke ve çocuk parkları gibi pek çok alanda kullanılır. Kestane kerestesinin artıkları ve kütük kısmı ise kömür ve barut imalinde, kabukları ise kontrplak üretiminde kullanılır. Dallarında, yaprağında ve meyve kabuğunda tanen maddesi bulunduğundan boya ve kozmetik sanayisinde de kullanılır. Yani soğuk kış aylarında içimizi ısıtan kestanenin her tanesi değerlidir bizim için. Ağacının heybetle yükselişi, rüzgarda derin derin uğuldayışı, doygun koyu gölgeleri ise bambaşka bir keyif verir insana.